büyüklerimiz, il başkanı, ilçe başkanı, değerli esnaf kardeşlerim, malum bugün de 21 Temmuz, bundan tam 22 ay önce bu ilçede bir sel felaketi yaşadık. Bu felaket inşallah son olur. Yani 11 ay önce, doğru diyor Aydın Bey, 11 ay önce. İnşallah son olur. Daha önce de olurdu müteahhit tapalar. Bunu Beşikdüzü'nün kaderi olmaktan çıkartmak zorundayız. Yapılması gerekenler bellidir. Ne yapılması lazım ki bu seli bu ilçe yaşamasın? Bu mihval üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Yılların mesela 80'li yıllarda oldu, 90'da oldu, işte 2012'de oldu. 2012'den sonra takım dere ıslahları yapıldı. Ama doğru ama yanlış bir takım projeler uygulandı. Ama Devlet Su İşleri'nin Beşikdüzü'nde geliştirdiği bir proje var. Burada bu ortamı sağlayan, bu birlikteliği oluşturan ve KOSGEB aracılığıyla bir nebze de olsun sizlere yardımcı olmak isteyen sayın vekillerime öncelikle teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği, bu gayreti DSİ'nin yapmış olduğu bölgesel iki tane projesi var. Pilot bölge olarak seçtiği. Biri Rize bölgesi, Rize'deki Kale Deresi, bizim de Trabzon'da Beşikdüzü'ndeki Takaslı ve Tümen Dereleri. Eğer bu projeler hayata geçerse, ki büyük kamulaştırmalar var, biz bunun altyapısını yaptık, imar plan tadilatlarını, değişikliklerini yapıp onaylattık, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti ve bu süreci bitirdik. İnşallah o kamulaştırmalar yapılır ve bu dereler denize özgür akabilirse, daha geniş mecrada akabilirse, bu sellerin önüne geçebiliriz. Bu tahribatı bir daha yaşamayız. Bilenler veya görenler içimizde olmuştur mutlaka. Hepimiz Beşikdüzü'nde olduğumuza göre. Devlet Su İşleri bu selden sonra ilçede 4 tane acil tersip bendi yaptı. Bunlar Çavuş Deresi'nde, Takaslı Deresi'nde, Tümen Deresi'nde ve Hüdala Deresi'nde. Bu tersip bentlerinin faydası böyle bir yoğun yağışta Beşikdağ'dan ve diğer vadilerden, dere yataklarından kopup gelen çamurlu ağaç, hububat buralarda takılacak ve belli bir yükseklikten, 15 metre minimum yükseldikten sonra su taşarak akacağı için bu mevcut dere yatakları tıkanmayacak. İddia ediyorum. Eğer o tersip bentleri 21 Eylül tarihinde olmuş olsaydı biz bu felaketi çok daha az hasarla atlatırdık. Belki dereler yine taşabilirdi ama böyle bir tam buralara kadar, ben o gün buradaydım, buradaki menfezi falan açmaktaydı. Yani tam buralara kadar su dolmazdı. Şu önden geçen mevcut yol deniz seviyesinden 6,5 metre yükseklikte. Şu arkamızdaki yol da 5 metre yükseklikte. Çarşının ortasından geçen eski Samsun yolu da 4 metre yükseklikte. Yani siz şimdi derelerin önüne bu setler konduğu zaman muhakkak ki bu çarşıyı, Beşikdüzü'nü set basacak. Onun için bu dere yataklarının genişletilmesi, bu dere yataklarının ıslah edilmesi şart. Bu tersip bentlerinin 4 tanesini ihale ettik. Yapıldı, bitti. Bu ay Ağustos'un 6'sında yine Devlet Su İşleri ikinci kademe biraz daha değişik tersip bentlerinin 5 tanesini bu derelerin üzerine yapacak. Bu ayın 6'sında ihalesi var. Onlar da yapıldığı zaman diyelim ki şu anda sel riskimiz %10'lara veya 20'lere indiyse o zaman %5'lere inecek, 4'lere inecek. Buna inan. Peyderpey bu yatırımları bu derelerde yapmak zorundayız. Bunun yanında tabii bu sizlerin zarar gördüğü gibi ilçe de zarar gördü. Malum çarşıda hepimiz görüyoruz.
Bütün altyapıyı beş yüzünde değiştiriyoruz. Gerek kanalizasyonumuzu, gerek içme suyumuzu, gerek yağmur suyu, drenaj hatlarımızın tamamı değişecek. Ben buradan beş yüzünde, sizler esnafsınız, sizin kapınızın önünde iş makinesi çalışıyor. Sizlerin işte bir an için kanalizasyonun suyu kesilecek, kanalizasyonu yeniden yapılması, hatta bağlanması gerekecek. Bunlar da anlayış bekliyor. Artı esnaf kardeşim kapısının önüne kadar arabayla gidiyor. Gitmesin. Trabzon'un hiçbir ilçesinde olmayan otoparkı ben Beşiktaş'a yaptım. Hiçbir ilçesinde yok. Belki bir Trabzon merkezde bile yok. Mevcut arabaların belki iki katını, üç katını benim açtığım boş sahalar alır. Çarşıda bırakın, rahat çalışalım. Bu işleri atbaşı getirmek zorundayız. Kanalizasyonla suyu ve yağmur drenaj hatlarını belli bir süre içerisinde bitirip bir an önce TİSKİ ihalesini yaptı. Üst yapısını, parkesini, bordurunu, kaldırımını yaptırmak zorundayız. Önümüzde bir iki ay süre var. Bu süre sonunda okullar açılacak, yağmurlar yağacak, kış gelecek. Vallahi perişan olursunuz. Perişan olursunuz. Onun için hep birlikte el verin. Hep birlikte bu çarşının altyapısını değiştirin. Geriye dönüp benim söz etmeme gerek yok. Ama o çalışmayı görenler bu çalışmanın neden bugünlere kadar ertelendiğini iyi bilir. Bu iş 15 sene, 17 sene önce yapılması gereken işlerdi bu işler. Trabzon'un bütün ilçelerinde altyapısı bitmiş, arıtmalar, denize deşarj istasyonları kurulmuş. Biz daha yeni, geçen hafta aldık devreye. Şimdi, değerli esnaf kardeşlerim, bir konunun da altını burada çizerek sözlerimi bağlayıp bitireyim. Malum, bu sel felaketinden sonra Sayın Bakanımız Süleyman Bey belediye aracıyla belediyeye bir miktar para gönderdi. 2 trilyona yakın eski parayla 2 milyon lira esnafa dağıt dedi. 2 milyon lira Sayın Bakanımız ve vekillerimizin sayesinde belediye kanalından sizlere dağıtılmak üzere belediyeye geldi. Bunun anlamadım. Bu 2 milyon lirayı aşağı yukarı 600 civarında esnafımıza 1950 onun da muhasebe tekniği açısından sizlerin daha az bürokrasiyle uğraşmanız direkt ödeyebilmemiz için belediye meclisinde görev yapan gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerek Milliyetçi Hareket Partili, gerek AK Partili belediye meclisi üyelerimin vermiş olduğu destekle, tamamının desteğiyle aldığımız bir kararla bir kılıf uydurduk ve sizlere fatura karşılığı bu paraları ödedik. Bunun yanında kaymakamlığımızda bir miktar para ödedi. Onu da kendisi Sayın Kaymakamımız biraz sonra izah eder. Biz bu 2 milyon lirayla muhtar kardeşlerimize daha ödemeklerde bulunduk. Ayrıca çok fazla hasar olanlara, kimisine evinde şurada, veya başka yerde, köylerde, duvar işinde, şurada bunda da yardımcı olduk. Bizim belediyeye gelen miktar afet işlerinden yapılan tespitlere göre %50'si civarında bir para geldi. 3,5 lira, eski paraya 3,5 milyon geldi. Onu da 500'ün çeşitli ihtiyaçları için peyderpey kullanıyoruz ve hemen hemen de bitirmiş gibi. Şimdi, tabii ki ben biliyorum ki burada öyle esnaf kardeşimiz var ki 150-200 bin lira, belki de 300 bin lira zarar oldu. Malı, mülkü, her şeyi kattı gitti. Kiminin az gitti ama kiminin çok gitti. Devletin gücü oranında, belli bir oranda işte yapabildiği bu. Ne yapıyor? İşte KOSGEB sizden kredinin faizini almayacak. KOSGEB üstleniyor bunu. Bankalara diyor ki, siz verin kredi garanti bonundan 50 milyar, 30 milyar, 20 milyar. Yani size bir yerde destek çıkıyor. Ama bu bölgelerin, bu esnafın kalkınmasının
Daha başka yolların hep birlikte arayıp bulmamız lazım. Gerek siyasetçilerimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek bizler gibi hizmet makamında olanlar topyekun bu ilkin, bu ilin kalkınması için gayret sarf etmeliyiz. Bu bir felakettir. İnşallah Allah bir daha bu musibeti, bu felaketi bu ilçeye yaşatmaz. Ama Karadeniz bölgesinin, bakın bugün Rize'den Samsun'a kadar 5 tane yeni kabinede bakanımız var. İnşallah sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz el ele verirler. Bu bölgeleri gerek hizmet sektöründe, turizmde, gerek sanayi sektöründe kalkındırırlar. Ben her zaman, beni tanıyanlar bilir, her zaman konuşmamda söylerim. Her zaman. Bir Çorum olmalıyız. Bir Denizli, bir Kayseri, bir Konya olmalı Trabzon. Ama olamadı. Ama olamadı. Geldiğimde 24 bin olan nüfus veya küsür, şimdi 22 bin. Hem göç veriyoruz, hem ölüyoruz. Onun için bu bölgenin hızlıca kalkınması için yatırımlar, işte organizede yatırımımız var. Yeni sanayi yatırımlarının gelmesi lazım. Turizm sektörünün canlanması lazım. Esnafın daha çok para kazanması lazım ki burada 500'ünün kalkınmasına, ailesinin kalkınmasına, geleceğine daha umutla bakmalı diye düşünüyorum. Tabii bunlar biraz konulara girmeyip gelecekle ilgili bugünkü gündemimizi tertip ettiği için ben Sayın Kaymakamımıza özellikle teşekkür ederim. Trabzon günlerinde kendisiyle Kosköy'de ziyaret etmiştik Ankara'da. Nasıl gayret sarf ettiğini biliyorum. İçem adına, sizler adına Sayın Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen Bey'e teşekkürlerimi borç biliyorum. Yine bu işte emeği çok olmuştur. Salih Çora ve Muhammed Balta vekilim, Sayın Ayşe Sula Köseoğlu vekilim, Sayın Adnan Günler vekilimle birlikte Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda buralara kadar getirdik. İnşallah daha fazlası da çıkar diyor, umut ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve